Koronavirüsün hep akciğer ve solunum yolu enfeksiyonu ağırlıklı olduğunu biliyoruz zaten ama evet. Mart ayından sonra yavaş yavaş hani ishal, mide bağırsak sistemiyle ilgili şikayetlerin de koronavirüs hastalığında olduğunu görmeye başlamıştık zaten. Evet. Aslında sindirim sisteminde de etkisi olan bir virüsten bahsediyoruz değil mi? Evet, kesinlikle. Koronavirüs sindirim sistemini tutuyor. Dediğiniz gibi ilk başta solunum yolu enfeksiyonu olarak düşündük ama sonradan fark ettik ki sindirim sisteminde kalın bağırsağı tutuyor, ince bağırsağı tutuyor, yemek borusunun alt ucunu tutuyor, hatta karaciğeri tutuyor. Tabii bunlar bu sefer nelere sebep oluyor? Örneğin diyareye sebep oluyor, ishale. Korona hastalarında %50 oranında sindirim sistemi şikayetleri var ve bunun en az %20'si diyare şeklinde görülüyor. %50'sinde de aslında bayağı yüksek. Tabii, yani bu oranın hep daha düşük olduğu söyleniyor. Evet, ilk başta hep öyle düşünüyorduk daha doğrusu. Tabii. Ama yarısında beraberinde mide bağırsak problemi de var, öyle mi? Kesinlikle. Daha doğrusu bağırsak problemi. Tabii ilk başta özellikle Çin'deki yayınlarda bunun daha düşük olduğu belirtilmişti ama sonradan bunun böyle olmadığı görüldü. Şöyle bir şey var. %50'sinde sindirim sistemi şikayeti var. Bunlar iştahsızlık, karında üst kadranda ağrı, bulantı ve kusma şeklinde gösteriyor kendini. Ama %20 oranında da ishal var. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, bu hastalarımızda ishal oluyor ama bazı hastalarda, ki COVID hastalarının %2'sinde sadece ishal bulgusu var. Ne boğaz ağrısı var, ne öksürük, ne de başka bir şikayet yok. O zaman şuna da dikkat etmek zorundayız. Kişide sadece ishal var, bu kişi korona olabilir. Tabii şöyle bir durum da var. İshal var ama ishalli hastaların %70'inde dışkıda virüs tespit var. Edilmiş durumda. İshal yoksa dışkıda %25 oranında görülüyor korona hastalarında. Yani kişinin sadece solunum sistemi şikayetleri var. Ama bu kişilerde bile %25 oranında dışkıda korona gözüküyor. Hatta şöyle bir şey var. Kişide solunum sistemi şikayetleri var. Ortaya çıkıyor, hastalık yerleşiyor ve iyileşiyor. Kişilere test yapılıyor. Boğazda ve burunda korona yok. Tamamen temizlenmiş. Ama bu kişilerin dışkısına bakınca 4 veya 5 gün daha koronanın devam ettiği görülüyor. Dışkısına... Sonuçta dışkıda evet 4-5 gün boyunca kişi iyileştikten sonra bile korona görebiliyor. Tabii bu da büyük bir risk çünkü tuvaletlerden bulaş riskini ortaya çıkartıyor.